Bu Birleşmiş Milletler biliyorsunuz barış gücünün ortaya çıkması ki hala bir ateşkes çağrısında bulunmuştu ve bugüne kadar da ateşkesi asla muvaffak olamadı. Ve bu süreç içerisinde de yaklaşık kendisinin belirlediği bir arahat üzerinde 1000'e yakın personelle, sivil memurla burada sözde ateşkesin uygun koşulları sağlamaya çalışıyor. Aslında Birleşmiş Milletler barış gücüne yöre halkı tarafından verilen isim Birleşmiş Milletler tatil köyü ifadesidir. Yani Birleşmiş Milletler'in buradaki temel görevi Rumların güneyde daha rahat yaşamalarını sağlamak, adeta bir sınır muhafızı görevi yapmak üzere kurgulanmıştır. Dolayısıyla Kıbrıs Cumhuriyeti ilkesi adı altında hareket ederek kuzeyde olan yapılanmayı hiç kabul etmeyerek ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bu yönde kararı vardır. Yok hükmünde sayılmaktadır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Bu yüzden de tek taraflı mevcut statükoyu Güney Kıbrıs Rum yönetim adına korumakla mükellef bir yapıdır. Bu maalesef Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa gibi ülkelerin de desteklediği ki Güvenlik Konseyi'nde zaman zaman elbette Çin ve Rusya'nın da Güney Kıbrıs Rum yönetimi ilişkilerini dikkate aldığımızda genelde oy birliğiyle verilmiş bir takım kararlar vardır. Fakat bu arahat üzerinde Birleşmiş Milletler sadece devriye ve diğer süreçleri yürütüyor ve yıllık raporlama faaliyetlerini yürütüyor. Bir diğer önemli konu da malumunuz Güvenlik Konseyi Birleşmiş Milletler'in görev süresini belli periyotlarla uzatıyor. Daha evvel bu süre 6 aydı. En son Ocak ayında bir yıl uzatma kararı alındı bu görev süresini. Fakat bunu alırken yine tek devlet Kıbrıs Cumhuriyeti ilkesinden Türkiye'nin Zürih ve Londra anlaşmalarıyla belirlenmiş olan garantörlük haklarını ki asıl kurgu bunun üzerindeydi. Bunları bir kenara atarak tamamen tek taraflı bir yapı üzerinden hareket eden bir Birleşmiş Milletler barış gücü görüyoruz. Elbette bu Birleşmiş Milletler barış gücünün buradaki başındaki kişinin aldığı kararla değil, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği ve Güvenlik Konseyi'nin yapısı bu hale getirmektedir. Ve Birleşmiş Milletler barış gücü 1964'ten bu yana neye engel oldu ki Kıbrıs'ta? Bugün bu yol yapımına engel olmaya çalışıyor. Aslında en kolay iş yol yapımına engel olmak. Peki bu süreçte Murat Ağa, Abdullah Sandallar köyünde suçsuz binlerce Kuzey Kıbrıs Türk vatandaşının soykırıma uğratılmasını engelleyebilmiş miydi? Yüzün üzerinde Türk camileri, ibadet yerleri yıkılırken, okullar yıkılırken, köyler yıkılırken, bütün bunları yaparken de Birleşmiş Milletler adadaydı. Hiç sesini çıkartmış mıdır? Hayır. Bu köyden aynı zamanda 2700-3000 civarının nüfusu olan bir köy. Arahat üzerinde 4 tane böyle köy var. Pile bunların en doğusundaki ve bugüne kadar da en böyle bir laboratuvar gibi görülen bir köy. Hiç insanların birbiriyle sorunu olmayan, Rumların güneye rahatlıkla geçtiği ve gayet de güzel yolları var. Kuzeye geçişte yollarda problem vardı bölge yapısı itibariyle. Bu uzun süredir devam eden bir süreçti. Birleşmiş Milletler'e de bildirildi. Aslında bunun da uzun bir hikayesi var. Yani bir önceki bu adada görevli olan Birleşmiş Milletler başında olan kişi işte ben ülkeme gideceğim vesaire gibi bir takım geçiştirmelerle bu süreci uzattı. Fakat bir türlü bu konuda herhangi bir sonuca gidilemeyince de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti doğal olarak devlet hükümranlık haklarını kullanarak vatandaşlarının ki bu da aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in kuruluş amaçlarından dört temel ilkesi vardır. Bunlardan biri ekonomik, sosyal koşulları kolaylaştırmaktır Birleşmiş Milletler'in varlık nedeni. İkincisi temel insan hakları değerleri, ulaşım özgürlüğü, serbest dolaşım, temel gıda veya eğitim ihtiyaçlarını karşılamak. Bütün bunlardan ne doğal bir şey yoktur. Birleşmiş Milletler gücünün, barış gücünün bu ülkelere hizmet etmesi gerekirken Türkiye'nin tamamen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tamamen kendi hükümranlık alanında basit bir yol açımına efendim bu askeri harekat için hazırlanıyor vesaire gibi gerekçelerle karşı çıkacak bir konumu da yoktu. O yüzden Birleşmiş Milletler barış gücü dediğim gibi şu andaki varlık nedeni asıl olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri sayesindedir. Burada barışı koruyan Türkiye'dir. Evet. Peki şunu sormak istiyorum. Yani zamanlaması açısından Sayın Komutanım, böyle bir engellemeyle tüm yavru vatanı kapsayan bir etki mi yaratılmak isteniyor? Yani burada emperyalistlerin bir amacı var mı? Ya da nedir? Amerika'nın etkisi size sormak isteriz.
Evet, bunu zamanlaması oldukça ilginç. Çok doğru bir tespit yaptınız. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin, özellikle Rusya'nın Türkiye ile olan ilişkiler kapsamında Lefkoşa'da bulunan konsolosluğun bir devamı olarak Lefkoşa'nın Türk kesiminde de bir ofis açma kararını vermiş olması, hemen akabinde Amerika Birleşik Devletleri'nin 1974 yılında Güney Kıbrıs'a koymuş olduğu ambargonun bir yıl uzatılmasına tekrar karar veriyor olması, buradaki aşırı silahlanmaya göz yumuyor olması ve hemen akabinde file konusunun Güvenlik Konseyi'nde kınama, ki Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri buradaki Birleşmiş Milletler başındaki kişinin raporu doğrultusunda bir kınama tasarısı hazırlıyor ki bunu İngiltere, Fransa ve Almanya işbirliği ile hazırlıyor. Fakat Rusya'nın veto etmesi nedeniyle bu kınama tasarısı yürürlüğe konamıyor. Konulmuş olsaydı da hiç yok hükmündedir. Çünkü bugüne kadar Güvenlik Konseyi'nin kararları bağlayıcı olması gerekirken, ki İsrail'de bunu yüzlerce defa görüyoruz. Bağlayıcı bir sürü karar, Ermenistan, Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın yaptığı ve Ermenistan'ı kınayan yüzlerce karar var. Hiçbiri yok, yok hükmündedir. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri Rusya'yı kuzeye sıkıştırmaya çalışırken Rusya'nın güneyde kendine yer açmaya başladığını ve Türkiye ilişkilerini Kıbrıs üzerinden de geliştirmek istediğini ve Doğu Akdeniz'de özellikle Laski'ye dikkate aldığımızda etkin olmak istiyor. Buna karşılık da Amerika Birleşik Devletleri elindeki güçleri ve imkanları kullanmaya çalışıyor. Şimdi girizgah da yaptınız. Satır aralarına bakalım. Öncelikle Rusya'nın veto kararı, Birleşmiş Milletler'e kınama. Nasıl okudunuz? Amerika başta olmak üzere Güney Rum kesimi, Yunanistan da bu veto kararından oldukça rahatsız. Hatta Türkiye ile özel bir görüşme yapıldığını söylüyorlar. Siz Rusya'nın veto kararını nasıl değerlendirirsiniz? Aslında Rusya'nın veto kararı son tahıl koridoru anlaşmasından, yani Vilnius zirvesinden sonraki gelişmeleri bir bütüncül okuduğumuzda, aslında işte efendim Türkiye'ye rağmen tahıl koridoru anlaşmasından Rusya vazgeçti veya Türk siyah İHA'larını işte medya önüne koydu, ilişkiler gerginleşiyor derken aslında ilişkiler gerginleşmiyor. Aslında Rusya'nın da ve Türkiye'nin de Amerika Birleşik Devletleri'ne, Avrupa Birliği ve NATO'ya verdiği birçok mesaj vardı burada. Ve Türkiye, Rusya üzerinden Türkiye'de baskıda bulunarak Karadeniz'e girme girişimi. Türkiye bugüne kadar bunu asla müsaade etmedi. Karadeniz'de iki önemli güç vardır. Bunlardan biri Rusya Deniz Kuvvetleri'dir, diğeri ise Türk Deniz Kuvvetleri'dir. Burada üçüncü bir gücün girmesine bugüne kadar asla müsaade edilmedi. Amerika'nın isteği de Rusya'yı güneyden çevirmek için Montrö'nün delinmesidir. Oysa Türkiye'nin, dediğim gibi, ve Rusya'nın mutabakat kaldığı bir süreçti bu. Ve dolayısıyla Rusya kendisini güneyden çevirirken kendisi de Amerika'ya karşı güçlü olduğu yerlerde bir alan açma çabasında. Bu yüzden de özellikle Kıbrıs'ta Güney Kıbrıs Rum yönetiminin ve Yunanistan'ın da Rusya'ya Ukrayna Savaşı'nda Batı'nın yanında yer almaları ve Rusya'ya tepki olarak hatta S-300 bile Ukrayna'ya teslim etmeleri, ki Rus malı bir silahı teslim etme cüretinde bulunmalarını Rusya asla affetmiş değil. Öte yandan DEDAŞ'ta kurulan üssün de Türkiye'ye ve elbet Rusya'yı da hedef aldığını Rusya biliyor. O yüzden de Rusya'nın Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimine karşı politikalarının ciddi bir şekilde değiştiğini söyleyebiliriz. Ve bu konuda Türkiye'nin politikalarıyla da büyük ölçüde uyum sağladığını da ifade edebiliriz. Bu veto kararı da bu uyumun bence önemli bir işareti gibidir. Peki bundan sonraki süreçte strateji ne olur Türkiye tarafında? Türkiye'nin aslında Rusya ile bu ilişkilerde, ki Putin eğer Türkiye'yi ziyaret ederse, bence tahıl koridoru anlaşması bir kenara, en önemli konu Doğu Akdeniz meselesi olacaktır. Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınacak olması, özellikle enerjide, bakın tahıl meselesinde, tahıl güvenliği ve tahıl koridorunun bu sefer Akdeniz üzerinden açılması konusunda Türkiye, kuzeyden ve güney veya denizleri üzerinden karayoluyla veya benzeri yollarla Rusya'dan gelecek tahılın dağıtımında aynen doğalgaz gibi çok önemli bir merkez olabilir.
Bu yüzden de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bölge güvenliğini sağlamada, enerji güvenliğini sağlamada önemi giderek artacak. Bunu aslında sadece bu bölge değil, daha evvel de ifade etmiştim, genişletilmiş Doğu Akdeniz kavramı içinde Suriye'yi de dikkate alarak ve onun Irak'a doğru uzantısını da dikkate alarak Rusya geniş bir perspektifle düşünüyor. Ve burada Türkiye ile politikaları ve menfaatlerinin ben birleştiğini görüyorum. Bir sonraki adımın ben biraz elbette bu biraz zaman içerecek olabilir ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uçak veya şimdi Rusya'ya yaptırım var. Zaten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Rus hava yolları inse bile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne zaten bütün ülkeler yaptırım uyguluyor. Yani bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uygulanan yaptırımlar Rusya uygulanan yaptırımların kat be katı. Rusya Ukrayna ile savaşıyor. 100 bine yakın insanın öldüğü söyleniyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bir futbol takımının çıkıp Avrupa'da maç yapması bile mümkün değil. Yani bu kadar izole olmuş ve tek taraflı insan haklarına aykırı hareket eden bir Birleşmiş Milletler yapısını asla göremezsiniz. Ben bir sonraki aşamanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dediğim gibi ticari ilişkilerin Rusya ile aktarılması, bir kısım Rus bankalarının belki burada yer alıyor olması, Rusya'nın Türkiye ile olan ilişkilerine bağlı olarak bir zamanlar Rusya'nın belki Güney Kıbrıs'ta açtığı bir takım offshore vesaire gibi bankalar gibi olmasa da Rusya'nın Afrika'ya açılışta özellikle Afrika'da Rus etkisini dikkate aldığımızda önemli bir merkez ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasının da hızlanacağını bu süreçte değerlendiriyorum.